şuraya kadar benim için kullandığım yer. Fazla yaprak kısımlarını koymuyorum. Lifli olduğu için. Yemekte iyi tat vermiyor. Bunları tekrar yıkama kabında 3-4 su yıkayacağım. Gördüğünüz gibi yaprakların arasında çamur falan çıkıyor. Ne kadar yıkasak da kesildikten sonra iyice temizlenmesi gerekiyor. Bakın. Buralarda tekrar çamurlar var. Yıkayıp aldığım halde. Evet, bunları yıkamaya götürüyorum tekrar. Bir tane soğanımız var, kuru soğanımız. Onu yemeklik doğruyoruz. Bir tane havucumuz var. Onu da şöyle verev doğruyorum. Havuçlar şeyler gibi, pırasalar gibi. Ben gene düdüklü de yapıyorum. Zamandan tasarruf. Yarım çay bardağı zeytinyağımı tencereme alıyorum. Zamandan tasarruf artık tüpten de tasarruf oldu değil mi? Evet, aynen öyle oldu. Bir tane soğanımızı koyuyoruz. Bunu pembeleştireceğim. Soğanlarıma havuçlarımı da ekledim. Beraber çevireceğim. Çoğu zeytinyağlı pırasaya soğan eklemiyor, direkt yapıyor. Ama ben soğanlı daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Evet. Zaten soğan cinsi olduğu için soğan koymuyor çoğu. Ama soğanlı daha lezzetli oluyor. Kayıp süzdüğüm pırasalarımı da ekliyorum. Havuç olduğu için fazla şeker koymadım. O zaten pırasanın burukluğunu alıyor. O yüzden az şeker koydum.
Bir yemek kaşığı pirincim vardı. Onları ekliyorum. Yıkadım. Yarım limon suyu. Hepsini karıştırıyorum. Zaten gördüğünüz gibi pırasalar sulandı. Ben şöyle bir çay bardağı kadar da su koyacağım. Tekrar karıştırıp kapağını kapatacağım. 25 dakika sonra zeytinyağlı pür hassamız hazır. Oldu. Çok güzel oldu. Şimdi onu şeye alıp, tabağa alıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra bol limonla yiyeceğiz. Afiyetle. Yiyeceğiz.